Merhaba arkadaşlar. Şimdi Erdem'le beraberiz. Şık kıyafetli, diplomat, her zaman doğru kelimeleri seçen, dili yeterince kıvrak, şık dostlarımız. Anmas'tan dinledik. Bolca laf attılar. Biz bunlarla geçinemiyoruz. Şöyle yapamıyoruz, böyle yapamıyoruz. Biraz da sizden dinleyelim. Dromneş diplomatik misyonu nedir? Ne için bir araya gelmişlerdir? Lütfen anlatır mısın? Biz aslında tahmin edeceğiniz üzere her yerde olduğu gibi Gümbatan ve çevresinde de elçilik, temsilcilik ve halkla ilişkiler amacıyla burada bulunan bir kafileyiz. Peki şimdi iki büyük krallık Günbatan'a geldiler ve ikisinin de verebilecekleri tam olarak belli değil. En azından vaatleri olsa da biraz daha detaya ihtiyacım var benim. Dromnej'in spesifik olarak kendine has neler katabilir Günbatan'a? Buraya gelişi neler müjdeliyor? Ne gibi sorunlara yol açabilir? Yani öncelikle Yelbiken çevresinde herkesin buraya özel bir ilgisi olduğunu düşünürsek, burada lojistik olarak ve güvenlik açısından özellikle bir sürü zafiyetler oluşabilir. Biz bunlara karşı yerel halkı ve tabii ki aslında samimi olalım, kendi devletimizin bekasını korumak için buradayız. Peki bu Gümbatan bu nüfusu, bu gelecek kalabalığı kaldırabilecek durumda mı? Çok fazla kişi gelecek. Diğer gruplarda da bunu konuşamadık aslında. Çok ona ilgilenmedikleri için biraz lojistik kısmını konuşalım. Bu kalabalığı Gümbatan ne kadar kaldırabilir? Sizin elinizdeki imkanlar bu yeni gelecek nüfusu yaşatabilecek durumda mı? Buna dair bir planınız var mı? Açıkçası biz de burada kısa zamandır bulunduğumuz için öncelikle bunun planını yaparak başlayacağız. Yerel yönetimdeki önde gelen insanlarla bunun istişaresini yapmayı planlıyoruz. Uygun, optimum seçeneği uygulamayı planlıyoruz. Ne kadar kabul görürüz? O konuda tabii ki halkımızın şüpheleri olabilir. Ama biz burada tamamen onların menfaati ve yani bizim de işimize yarayacak şekilde pozisyonlanacağımızı söyleyebilirim. Ama kimse burada yani bir işgal kuvvetiymişiz gibi olduğumuzu düşünmesin. O işler geride kaldı. Zaten böyle bir yani ateşkes amacıyla burada olduğunuz için senin böyle bir düşüncede olacağını zannetmiyorum. Bu ateşkesin şartları konuşulmadı sanırım. Hani yapılması planlanıyor diye biliyorum. O konuda biraz Anmas'la ilişkinizi aydınlatabilir misin? İnsanlar bunu merak ediyor. Yani açıkçası bir süredir biliyorsunuz elim hadiseler yaşanıyor bölgede. Her iki taraf açısından da. Biz de bu durumun artık son bulmasını taraftarı olduğumuz için özellikle biz. Çünkü açıkçası Ambaslı kardeşim farklı bir görüşte olabilir. Fakat biz burada onların daha agresif bir tutum sergilediğini düşündüğümüz için daha barışçıl olmaya aslında yücelik ve bilgelik sahibi olan imparatorumuzun da öngördüğü gibi son çıkış mutabakatını ve bu bölgedeki silahsızlanmayı özellikle savunan taraftayız. Peki bu anlaşma yaptığınız kişilerin Anmas'ın bölgede iddia ettiğiniz gibi bir tutumu devam ettirmesi durumunda, gerginliği arttırması durumunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Tekrar geçmişe dönük bir silahlanma olmayacağını umut ediyoruz. Yani biz de öyle umut ediyoruz açıkçası. Ama takdir edersiniz ki diplomasiden sonraki aşama savaştır yine. Yani bize bir saldırı olmadığı sürece biz bir eylemde bulunmayacağımızı garanti ediyoruz. Aslında işte biz de daha çok işte bu savaşa geri dönme durumunun olmaması için garantör olarak buradayız. Siz barışın temsilcileri olarak hem ama taraflardan biri olarak zor olsa da umarım başarabilir iki tarafta bu statükoyu devam ettirme konusunda. Öyle, doğru. Biz her ne kadar tarafsız olduğumuzu iddia etsek de birileri bizi taraflı görecektir. Kendi takdirleri yaptığımız icraatlarla onları da ikna etmeyi umuyoruz. Yani açıkçası Ronan gibi bazı devletlerin de şahit olduğu üzere biz bu savaş içerisinde Ambas'a göre daha ılımlı sayılabiliriz. Yani Uzun Kavak Köyü'nde olanları Ambaslı kardeşime hatırlatmak isterim. Yani bizi burada kötülemektense önce bir kendilerinin neler yaptıklarını kabullensinler. Ayrıca bu savaşın da neden çıktığını
herkes kadar onlar da iyi biliyor. Yani bir gemimize yapılan taciz sonucunda, korsanlık sonucunda gemiyi ele geçirmeye, yani ihtiyaç sahibi fırtınadan kaçmış bir gemiyi ele geçirmeye çalışan Abbaslı tüccarlara da bir ceza verildiğini ben zannetmiyorum. Tüccarların da böyle bir şey kalkışması sıra dışı gerçekten. Orada anlatılmayan bir kısımlar olduğunu düşünüyorum ama gerginliği gün batana bırakıp farklı bir soruya geçeyim ben. Almaz Dromleş Şimdi gerginliğini... Buyurun. bu da verilmesi gereken bir cevap olduğunu düşünüyorum izninizle. Yani tüccarlar da takdir edersiniz ki para sahibidir. Paralı askerler de paranın olduğu yerde durur. Tüccar olarak bize aksettirildi ama yanlarında kaç kişi olduğunu, nasıl bir tutum sergilediklerini tam bilemiyoruz. Çünkü yani açıkçası dürüst olalım, iki tane gemi mürettebatının verdiği rapor üzerinde zaten böyle konuşuyoruz ama yani geminin de battığını düşünürsek demek ki çok da yardım diyebileceğimiz bir tutum almışlar. Evet, bir yardım eli uzatılamamış gibi. Peki o zaman bu Anmas Romneş gerginliğini bir süre olsa da kenara bırakıp gün batanı konuşalım. Şu anki durumu. Bölgede büyüyen bir kriz var. Önce kıyameti tanıyor musunuz? Kıyamet kavramını Anmas temsil eden kişi tanımadığını, böyle bir şeyin bir rivayetten ibaret olduğunu söyledi. Hemen sonrasında da şeye geleceğim. Bu kıyamete tepki gösteren bazı gruplaşmalar var. Hem dini örgütler hem de biraz daha para üzerine kurulmuş gruplar. Bunları nasıl görüyorsunuz? Sizin buradaki örgütlenmenizde problem yaşatırlar mı? Yani Abbaslı kardeşimin kıyameti tanımamasını açıkçası dehşetle karşıladım. Şahsi olarak. Çünkü yani şu açıdan kendileri istihbarat örgütleri nam salmış bir devlet olarak en azından var ya da yok bilmiyorum. Bu konuda araştırıyoruz, bilgi edinmeye çalışıyoruz gibi bir cevap vermeliydi diye düşünüyorum. Direkt bir şeyin olmadığını varsaymak onunla ilgili stratejik olarak size zafiyet altında bırakır. Biz kıyametin var ya da yok olduğu konusunda bir fikrimiz olmadığı için de aslında buradayız. Bu konuda elimizden geldiğince bilgi toplayıp aslı astarı var mıdır, nedir? Öğrenmeye çalışacağız. Yerel gruplarla, özellikle buraya gelmiş olan dini gruplarla ilişkiler içerisinde, koordinasyon içerisinde bu bilgiyi toplayıp çözüm olabileceğimiz bir durum varsa bu konuda yardım etmeyi planlıyoruz. Açıkçası biz buraya çok bilgi sahibi olarak gelmedik. Eminim Abbaslı kardeşlerim bizden çok daha fazla bilgiye sahiptir. Ki kendi konuşmasında da ben onu satır aralarında okuyorum. Yani tilkiliğini konuşturmuş bence. Neyse kendisine özel olarak konuşacağımız için yakın zamanda o tarafı bir kenara bırakalım. Biz buraya dediğim gibi çok bilgi sahibi olmadan geldik. Amacımız öncelikli olarak yerel halktan, çevreden bilgi toplamak. Özellikle buraya gelenlerden çeşitli coğrafyalardan bilgi toplamak ve buranın otorite sahipleriyle bunları gizlemeden paylaşmak olacaktır. Demin atladığım bir mesele vardı, aklıma gelmişken söyleyeyim. Biz buraya bir ay önce kadar bir grup mühendis ve inşaat grubuyla geldik. Burada temsilciliğimizi yaptık ve bu temsilcilikte de şu an her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde halkın bulunmaktayız. Gelip arzu halde bulunabilirler. Elimizden geldiğince çözüm üreteceğimizi garanti edebilirim. Şimdi ben bir devletin buradaki bilinmeyen krize yaklaşımını merak ediyorum. Halka bir önerileri var mı ya da şu şekilde davranırlarsa bu kriz çözülene kadar nasıl hareket etmek gerekiyor? Hem Dromle nasıl bir protokol izleyecek? Evet, etrafa soracaklar ama daha net atılacak adımlar var mı? İşte araştırma gruplarıdır buna dair ya da paylaşabileceğiniz bir durumda mı? Ve gün batandan ne yapmasını bekliyorsunuz bu kriz çözülene kadar? Açıkçası bu kriz ne olursa olsun sonunda, yani bir kıyamet varsa da yoksa da bir beka problemi her birimiz için. Gülbatan halkı için de, Karnak İmparatoru için de, bizim için de, Abbas için de ya da herhangi bir Yelbiken halkı olarak bir birey için de. Açıkçası söylemem gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Gülbakan halkının
Ne yapacağı da biz karar veremeyiz. Elbette ki onlar kendileri için en doğrusunu kendileri bulacaktır. Bizim buradaki yegane gayelerimizden biri bir şekilde onların aleyhine ya da Yelbüke'nin ya da imparatorun, imparatorumuzun aleyhine bir gelişmeye karşı taraf olmamalarını sağlayabilmek. Ha, bu da onlara karşı durarak değil, daha çok destek olarak yapacağımız bir şey. Anladım. Yani buraya gelen herhangi bir grup, herhangi bir kişi, kimseyi suçlamıyorum, tamamen afaki konuşuyorum. Onlara karşı aslında onların iyiliğini de yapıyormuş gibi ama onların aleyhine faaliyetlerde bulunabilir. Biz bunların önüne geçmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Peki zaman içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Anmas temsilcisinin söylediği kadarıyla çeyrek asırdan biraz daha uzun süren bir çatışmalar dönemi yaşandı. Bu dönemin tekrar etmemesi için aslında o dönemde yaşananları biraz yorumlayabilir misiniz? Hangi krallık önde götürdü? Kim daha fazla yara aldı? Bu savaşın bir raporu çıktı mı aslında? Çünkü gün batanda yaşayan insanlar çok da takip edebilecek durumda değiller. Aslında şöyle söylemem gerekir. Takdir edersiniz ki bu bir savaştı ve bir önde gideni olsaydı ateşkes yapmak durumunda kalmazdık. Yani bir asimetri oluşmadığı için her iki tarafın güçleri de birbirine boy ölçüşebilir olduğu için madem biz buradan bir avantaj sağlayamıyoruz, neden daha fazla insan ölsün, neden daha fazla insan bundan etkilensin? Herkesin iyiliğine olan bir yola girdik. O zaman son olarak gün batana geldiğinizde buradan personel alımı yapacak mısınız ve bu personeller size katıldığı zaman onlardan beklentileriniz ve onlara nasıl görevler vereceğinize dair birkaç bilgi almak istiyorum. Aslında yerel halktan beklentimiz eğer bize fayda sağlayabilecekleri düşünüyorsa tabii ki bizim içerimizde bir görev alabilirler. Fakat tabii ki takdir edersiniz biz bir devletin memurlarıyız. Öyle ben geldim ve size katılmak istiyorum gibi bir şey olmayabilir bu. Yani niteliklerine göre biz onlara sağlayabileceğimiz işleri teklif ederiz. Onlar da bu durumda kabul ediyorlarsa bu şartları bize katılarak tabii ki istedikleri gibi faaliyette gösterebilirler, faaliyette bulunabilirler. Ne tarz nitelikler arıyorsunuz? Yani bir gün batandan bir diplomat çıkması çok kolay bir şey değil. Ya tabii ki bir diplomat aramıyoruz. Zaten memuriyetten kastım da buydu. Fakat sonuçta halkla ilişkiler olur. Burada ihtiyaç sahibi olan birilerine iaşe sağlamak olur. Ya da edinmemiz gereken ya da halkın edinmesi gereken buradaki otoritenin önde gelenlerin edinmesi gereken bilgileri edinmek gibi olur. Gerekiyorsa bölgede, çevrede devriyeler atarak bölgenin ve halkın özellikle güvenliğini sağlamak olur. Bu tarz şeyleri organize etmeyi planlıyoruz. Ve bunu halktan kişilerle yaparak insanların da güvensiz bir duruma ve tedirgin bir duruma düşmesini engel olmayı planlıyoruz. Bunun karşılığında da yaptıkları işin ödülünü fazla fazla alacaklarının garantisini verebilirim. Yavaştan kapatabiliriz eğer anlatmak, eklemek istediğin bir şey varsa ya da vermek istediğin bir mesaj varsa şimdi tam zamanı. Her duyduğunuza inanmamızı tavsiye ederim. Gördüklerinize daha çok inanın fakat gördükleriniz de bazen sizi yanıltıyor olabilir. O yüzden her zaman şüphe duyun ve güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket edin. Yaklaşan kriz için herkese iyi şanslar diliyoruz. Sağ ol abi geldiğin için. Yorumlarınla aydınlattın bizi. Çok güzel bir devlet memuru olarak. Bakalım sizin gerginliğiniz oyuna ne kadar taşınacak, ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Herkes için eğlenceli olan ve güzel zamanlar geçireceği, anılar hatırlayacağı bir dönem olsun diye temenni ediyoruz. Ve öyle olacağının garantisini vermek istiyorum. Bu konuda da bir garantörlük anlaşması yapalım. Birkaç Anmas'la öldürerek bunu hemen garanti edebilirim falan. Yok, hayır. Evet, bu mesaj kesinlikle değil. Hayır. Bunun Dromnej'in görüşleriyle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. biz öyle çalışmıyoruz. Daha çok onlar öyle çalışıyorlar biliyorsunuz. Tilkilerinin neler yaptığını. O yüzden bunu Yusuf'a bırakıyorum. Böyle çalışma şeklini. Çok teşekkür ediyorum. Herkese görüşürüz diyelim. Sana teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.